severler. Bugün 3 Mayıs Pazartesi. Yine sokağa çıkma yasakları, yine tam kapanma ve yine evlerdeyiz. Ne yapıyoruz? Tabii bu arada okuyoruz, bilgimizi arttırıyoruz, inceliyoruz. Sizlere bu videomuzda dünün yani 2 Mayıs Pazar gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını magazinkolik.com sitemize girerek her zaman olduğu gibi detaylarıyla okuyabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan ben günün haberlerine geçelim. Dünün en çok okunan haberi tam 34 yıl öncesinden gelen bir dava. Emel Sayın, o zamanki MİT Müsteşarı Mehmet Eymür ve Orgeneral Necdet Ürü arasında geçen bir dosya vardı. 34 yıl sonra bir özür geldi ve o dosyanın gerçek olmadığı ortaya çıktı. İşte dünün en çok okunan haberi Emel Sayın'ın bu haberiydi. Dün en çok okunan ikinci haberi Özcan Deniz'in eski eşi, mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Akdan'ı medya kompleksiyle suçlamasıydı. Medya kompleksi nedir? Haberimizde bunu da okuyabilirsiniz. Ama gerçekten Özcan Deniz eski eşine vurmaktan çekinmiyor. Bence çocuğun annesi, çocuğu da bu işlere alet oluyor ve insanı üzüyor gerçekten. Dün en çok konuşulan olaylarından bir tanesi, gündemdeki olaylarından bir tanesi kuşkusuz ki Survivor'daki İsmail Balaban'ın, güreşçi, milli güreşçi İsmail Balaban'ın annesiyle yaşadığı bir telefon konuşmasından sonra ortaya çıkan durumdu. Acun Ilıcalı bir ayrıcalık yaptı. Sadece annesiyle değil, karşı taraf olan, muhatap olan nişanlısıyla konuşmasına izin verdi. Bakın neler konuştular, neler oldu, haberimizde var. Yavuz Seçkin, bizim meşhur komedyenimiz Yavuz Seçkin, bu sefer güldüren bir haber değil, üzündüren bir haber verdi. Yavuz Seçkin köpek ısırdı. O bile komik değil mi? İnsan komik geliyor tabii, komik bir kişi böyle bir olaya rastlayınca, ama durum vahim, gerçekten şikayetçi oluyor ve feryat ediyor Yavuz Seçkin. Gene geçen senenin Survivor'larından Cemalcan Cansever ile Barış Murat Yağcı arasındaki polemik devam ediyor. Barış Murat Yağcı Cemalcan için bazı şeyler söylemişti. Şimdi de buna karşılık cevap verildi. Bakalım neler denmiş. Ebru Şal aşı olmuş ve bunu sosyal medyasında paylaşmıştı. Bu da çok eleştiri almıştı. Sen nasıl aşı olursun? Neden aşı olursun? Yaşın tutmuyor yani. Neden bu ayrıcalık diye. İşin aslı ortaya çıktı. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşı olmak için Amerika'ya gitmişler ve Amerika'da olmuşlar aşılarını. Dün Aslı Hünel bir televizyon programına katıldı ve gözyaşları içinde bitirdi programı. Bu haberi sitemizde okuyabilirsiniz. Estetisyen Burçin Deniz Özkan bir tavsiyede bulunuyor. Cilt bakımı için önemli, okuyabilirsiniz sitemizde. İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendiğini televizyon programında ifade etti. Beşinci evliliğini yaptığını söyledi haberi sitemizde. Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasındaki Bir Zamanlar Çukurova setinde devam eden husumet devam ediyor. Şimdi geçenlerde bir tartışma ve hatta darp olayı yaşanmıştı. Murat Ünalmış bunun üzerine dün savcılığa gitti ve Kerem Alışık'tan şikayetçi oldu. Bakalım haber bizi nerelere götürecek. Bir spor magazin haberi, Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu, nişanlısına evlilik teklif etti ve bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Biz de bunu dünün romantik evlilik teklifi başlığıyla verdik. Bugün ekranlara gelecek olan 4 tane dizinin sizlere fragman ve bölüm özetlerini sunduk. Nedir bu diziler? Show TV'deki Çukur, Fox'taki Yasak Elma, TRT1'deki Uyanış Büyük Selçuklu,
ve ATV'deki Maraşlı dizileri bu akşam ekrana gelecek diziler. Tabii daha önce sizler sitemize girip bölüm fragmanlarını izleyip bölüm özetlerini okuyup daha bilgili bir şekilde izleyebilirsiniz dizilerinizi. Bu arada sessiz sedasız TRT'de başlayan Mavera dizisi reytinglerde hızla yükseliyor. Zara'nın başrolünü oynadığı dizi ilgi çekiyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Ve Nergiz Nesrullah Yeva isimli manken oyunculuğa dönüş yapmış ve bir filmde rol almaya başlamış. Bununla ilgili haberle günü biz kapatalım. Ama unutmadan söyleyelim, bizi Instagram'da takip etmeyi, YouTube kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayınız. Her türlü eleştiri, öneri, istek, şikayet, dilek, talep ve düşüncenizi aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarsanız bizi mutlu edersiniz. Yarın görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, sevgiler.